Merhaba efendim, işin özü dijitalleşmeden. Ben Gözde Kuyumcu. Biliyorsunuz işin özü dijitalleşmede her hafta yeni teknoloji sistemlerini konuşuyoruz. Bu hafta da bol bol bulut bilişim sistemlerine ilişkin teknolojileri konuşacağız. Vodafone tarafında neler var, müşteri deneyimleri, aklınıza ne geliyorsa bu programda konuşacağız. Bugün Cansu Cebi konuğum, kurumsal satış direktörü. Hoş geldiniz Zeyna. Merhabalar Gözde Hanım, çok hoş bulduk. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Öncelikle ben teşekkür tabii ederim. Biraz bizi izleyenler için önce sizi tanıtmak istiyorum. Tamam. Bahseder misiniz kendinizden? Ben 17 yıldır kurumsal satıştayım. Bunun 10 yılı Vodafone'da geçti. 10 yıldır farklı departmanlarda satış pozisyonlarında çalışıyorum. Şu anda da kurumsal büyük stratejik müşteriler ve kamu müşterilerini yönetiyorum. 63 kişilik bir ekibiz. Genel olarak müşterilerimizin dijitalleşme yolculuklarında onlara eşlik ediyoruz, destek oluyoruz diyebilirim. Kesinlikle. Şimdi tabii bulut teknolojilerinden bahsedeceğiz bol evet. bol. Günümüzde özellikle tabii bu alanda yatırımlar dünyada giderek artıyor. Kesinlikle. Türkiye'nin de böyle bir adaptasyon süreci var. Aslında bulut bilişimlerinin tabii Türkiye'ye gelişi çok eski. Evet. Yıllardır var olan bir ekosistem. Burada da farklı kendi içerisinde yenilikler oluyor. Dolayısıyla biraz isterseniz hani nereden nereye geldi? Hı-hı. Dünyadaki gidişat nasıldı? Evet. Biraz onu özetleyelim öncelikli olarak. Hı-hı. Tabii sonra detaylara gireriz. Tamam. Aslında son iki yılda her şeyin çok değişken olduğunu fark ettik. Hatta bildiklerimizin de aynı gün içerisinde çok fazla değişebileceğini gördük. Aslında bu da en çok adaptasyon ve esneklik kabiliyetlerinin çok önemli olduğunu karşımıza çıkardı. Kurumsal hayatta da aslında durum böyle. Kurumsal çevrelerde şu anda bulutu çok fazla duyuyoruz. Biz de müşterilerimize bulut teknolojilerini çok fazla konuşuyoruz. Hı hı. Bunun en büyük sebebi müşterilerimizin manuel uygulamalarla, eski teknolojilerle yeni çağa adapte olmakta zorlanmaları, hı hı. Ve daha esnek, daha çevik, daha hızlı iş yapış şekillerine ihtiyaç duymaları. Bu nedenle de aslında biraz da dünyaya da bakacak olursak IDC'nin yaptığı araştırmaya göre 2026 yılına kadar bulut pazarının yaklaşık 1 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye'de bu oran her ne kadar istediğimiz seviyelerde olmasa da bir artış söz konusu. Bunun da en büyük sebebi müşterilerimizin veri odaklı iş yapış şekillerini arttırmaları ve de maliyetlerini tabii ki bununla birlikte düşürmek istemelerinden kaynaklanıyor. Aynı şekilde Türkiye'de de bulut harcamaları IT harcamalarının yanında %2 seviyelerinde kalıyor. Ve genç bir nüfusa sahip olmamıza rağmen de IT ve yine bulut harcamaları Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasına göre de oldukça düşük seviyelerde. Hı hı. Tüm bu rakamları aslında özetleyecek olursak da daha gidecek çok yolumuz olduğunu görüyoruz. Türkiye'de biz de, pazarın gelişmesi bayağı de, gerekiyor aynen. değil mi? Biz de Vodafone Business olarak tüm çözümlerimizi kendi bulut altyapımızda sunuyoruz. Ve bu vizyon doğrultusunda da projeler yapmaya devam ediyoruz. Evet, onları dinleyeceğiz birazdan ama tabii KOBİ'lere evet. bunun ne faydası var? Biraz ondan da bahsedelim. Çünkü hı hı. Önümüzdeki dönemde hep işte diyoruz ki biz teknolojiye yatırım yapanlar kazanacak, işte çok hızlı adapte olunması gereken bir süreçte evet. işte demin dünyadaki rakamları 2026'da 1 trilyonluk bir pazardan İnanılmaz. Bahsediyoruz evet. aslında hani bahsettiğimiz ekonomik büyüklük olarak da çok hani anlamlı. Dolayısıyla işte Türkiye'de de biraz hani tabii geride pazar dediniz evet. Ama hani KOBİ'lerin belki bu anlamda daha hani ne diyelim altını çizmek evet. gerekiyor faydalarını. Evet. Daha iyi belki de anlatmak gerekiyor. O yüzden biz de bu programları yapıyoruz. Vodafone'la birlikte ve dolayısıyla aynen. sizden dinleyelim biraz hı-hı. faydalarını. Evet, aslında bir artış var her ne kadar düşük de olsa. KOBİ'ler tarafından baktığımızda da KOBİ'ler Türkiye'nin can damarı. Dolayısıyla KOBİ'lerin verimliliklerinde yaratacağımız bir artış Türkiye ekonomisine de büyük bir artış olarak ortaya çıkıyor, yansıyor. Biz de bu nedenle Türkiye'de KOBİ'lerin dijitalleşme eğilimlerini ölçmek üzere, performanslarını ve ihtiyaçlarını da anlamak üzere politika analiz laboratuvarıyla bir çalışma gerçekleştirdik. Hı hı. Ve Türkiye'de KOBİ'lerin dijitalleşme eğilimleri raporunu oluşturduk. Bu rapora göre 5 yılda Türkiye'de aslında KOBİ'ler diğer Avrupa ülkelerine kıyasla yüksek hızlı geniş bant erişimleri
girişimi, işte ERP çözümleri, müşteri ilişkileri yönetimi, CRM çözümleri ve bulut bilişim çözümlerinde oldukça geride kaldıklarını gördük. Özellikle de burada bulut bilişim tarafını incelediğimizde de Türkiye'de 5 yılda bir artış gerçekleşmiyor. Sadece 2021 yılında %11 gibi bir artış söz konusu. Avrupa ülkelerinde ise bu rakam %36, yani 3 katı. Bu nedenle oldukça gerisindeyiz. Bir taraftan da baktığımızda da bulut bilişimin firmaların verimliliklerinde neredeyse 1.8 kat etki ettiğini görüyoruz. Aynı şekilde yaptığımız bir diğer dijital KOBİ anket çalışmasında da KOBİ'lerin 1/3'ünün aslında dijitalleşmenin gündemlerinde olduğunu gördük. Ve dijitalleşme yatırımı yaparken de 3 şeye dikkat ettiklerini fark ettik. Verimlilik artışı, ciro artışı ve de tüketici beklentilerini karşılamak. Toparlayacak olursak burada aslında tüm sonuçlar gösteriyor ki işletmelerin verimliliklerini arttırmaları adına bulut bilişime daha fazla adapte olmaya ihtiyaçları var. Ama dediğiniz gibi makas çok açık, yani Avrupa'da %36, evet. Türkiye'de %11, evet, yani 3 katlık bir fark var. Dolayısıyla konuşmaya değer. Biraz daha bahsedelim, yani özellikle KOBİ'lere ne gibi çözümler sunuluyor daha iyi anlatmak adına. Buyurun. Şimdi KOBİ'ler tabii kısıtlı kaynaklarla bilgileri nereden erişeceğini bilemiyor olabilirler. Ya da bilgiler çok dağınık olabilir. Bir danışmana ihtiyaç duyuyor olabilirler. Biz de KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğu tüm bulut tabanlı yazılımları bir platform altında topladık. İsmi de Red Bulut. Red Bulut platformumuz aslında bir pazar yeri gibi düşünebilirsiniz Gözde Hanım. Sepetin içine bu ürünleri atarak bu ürünleri alabiliyorlar, bilgi edinebiliyorlar bu ürünlerle ilgili. Öncelikle bir dijitalleşme testi yaptırıyoruz KOBİ'lere ve burada da hani hangi yöne yatırım yapacaklarını daha iyi anlayabiliyorlar bu testle beraber. Ardından ücretsiz bir teknoloji danışmanı hizmetimiz de söz konusu. Günün belirli saatlerinde teknoloji danışmanından bilgi alıp ihtiyaçlarını sorabiliyorlar. Ürünlere gelecek olursak biz 10 tane ürün sunuyoruz Red Bulut altında. Bu 10 ürünü de 3 ana başlıkta topladık. İş ve süreç yönetimi, işte bunun altında akıllı ekip takip, akıllı süreç yönetimi gibi modüller söz konusu. Burada iş yüklerini, işte kaynaklarını daha doğru planlayabiliyorlar. İkincisi de güvenlik ve yedekleme. Burada da antivirüs, işte veri kurtarma, Vodafone Drive gibi yedekleme ürünlerimiz vesaire sayesinde de yüksek güvenlik ve verilerini de yedekleme şansı tanıyoruz. Bir üçüncüsü de e-ticaret ve satış sonrası destek. Burada da aslında satışlarını arttırmak için e-ticaret platformunu öğretiyoruz. Ve de satış sonrası destekte de en çok ön plana çıkan ürünümüz Bulut Santral. Aynı zamanda yine web sitesi barındırma çözümleriyle de satış sonrası destekte müşteri memnuniyetini mükemmelleştirmelerini sağlıyoruz. Bu ana başlıklar altında KOBİ'lerimize dediğim gibi 10 farklı ürün sunuyoruz. Beğendikleri ürünlerle ilgili demo da yapabiliyorlar. Hatta şu anda buradan da duyurmuş olayım. Demolarda da bir artış hedefimiz var. Dolayısıyla KOBİ'lerimizi buraya incelemeye davet ediyorum. Her KOBİ'nin farklı ihtiyaçları oluyor hali hazırda. Dolayısıyla tabii, işte son dönemde en çok konuştuğumuz aslında hani güvenlik teması adı altında çok fazla tartışıyoruz ama Bulut Santral ilgimi çekti. Biraz ondan bahsedelim. Yani tam olarak nedir? Benim de aslında satmaktan çok keyif aldım ürünümüz Bulut Santral, müşterilerimle konuşmaktan. Bulut Santral işletmenizdeki sabit ya da mobil telefon altyapısını tek bir merkezden toplayan bulut iletişim platformu. Sabit telefonlarınız ya da mobil telefonlarınızla buluta bağlanarak aslında fiziksel santrale yapabileceğiniz her şeyin üzerine birçok avantaj sunuyoruz bulut çözümümüzle. Bunu aslında 4 ana başlık altında ben hep bu avantajları sıralıyorum. Maliyet dönüştürmek, maliyetleri santral altyapısıyla yönetim, bakım maliyetleri, ücreti öderken Bulut Santral'de bu ilk yatırım maliyetlerinin hiçbiri yok.
sadece bir lisans ücreti, aylık lisans ücretiyle bu ürünü alabiliyorsunuz. Lokasyon bağımsız çalışma. Dolayısıyla dediğiniz gibi maliyetler evet. bu anlamda düşüyor ki evet. bu ciddi bir düşüş. Çok önemli. Çok önemli. Evet. Başta da söylemiştik kesinlikle. Aslında. Lokasyon bağımsız çalışma çok önemli burada. Çünkü kullanıcılar ihtiyaçlarına göre istedikleri zaman istedikleri yerden çalışabilmek istiyorlar. Şu anda hibrit çalışma da biliyorsunuz kesinlikle, çok gündemde. Lokasyon bağımsız çalışmayla da şirketlerin ulaşılabilirlikleri artıyor. Yapılan araştırmalar da aslında markaların en çok sadakatini ulaşılabilirlikle arttırdıklarını görüyoruz. Bu nedenle hem müşteri memnuniyetini arttırmak hem de çalışanların da mutluluğunu arttırabilmek mümkün. Bir üçüncü özellik Bulut Santral'in uçtan uca merkezi çağrı yönetim özelliği. Burada tabii ki dijital çağda müşterilerin beklentilerini anlık karşılamak çok önemli. Merkezi bir çözümle bunu uçtan uca yapabiliyorsunuz. Ses kayıt özelliğiyle gelen çağrıları kaydedebiliyorsunuz. Geriye dönük dinlemeler yaparak işinizi iyileştirebiliyorsunuz. IVR özellikleriyle çağrı yönlendirme, bekletme yapabiliyorsunuz. Ve aynı şekilde kaynaklarınızdan da tasarruf sağlayabiliyorsunuz. Yoğunluk yaşanan durumlarda dediğim gibi çağrıları bekletip farklı numaralara, farklı dahili numaralara yönlendirebiliyorsunuz. Bu hem müşteri memnuniyetine hem de sizin iş hacminizi büyütmenize yarıyor. Son olarak da anlık raporlamadan bahsedeceğim. Bu bence en güzel özelliklerinden bir tanesi. Bulut Santral çözümümüzde uçtan uca detaylı bir rapor sağladığımızı söyleyebilirim. Şirketler gelen çağrıları, işte kaç çağrı aldıklarını, kaç çağrı yönlendirdiklerini, toplam değerleri anlık olarak raporlayabiliyorlar ve bizim Türkiye'deki veri merkezlerimizde de bu anlık raporları herhangi bir yer tutmaksızın çağırıp verileri kullanabiliyorlar işlerini daha da büyütmek için. Burada son olarak ekleyeceğim bir özel teknoloji danışmanı hizmeti de sunuyoruz. Müşterilerimiz ihtiyaçları olduğu her anda özel teknoloji danışmanına danışabiliyorlar bu çözüm için. Peki iş yapış şekillerinde de bir değişikliğe yol açacak mı? Yani ne gibi değişikliklere yol açacak tabii, sizce? Tabii yani ciddi bir dönüşüm aslında şirketlerde, Bulut Santrali alan şirketlerde sağlanıyor. Birincisi zaten en başında söylediğimiz gibi maliyetler düşüyor. İşte müşteri memnuniyeti artıyor. Aynı şekilde fiziksel santrale göre ölçeklendirme de daha elverişli burada. Biz bunun eğitimlerini de veriyoruz ve hızlı bir adaptasyon sağlıyor aslında kullanıcılar. Bu adaptasyon sayesinde de kullanıcı adetleri hızlıca artabiliyor içeride. Arttırabiliyorlar, düşürebiliyorlar şirketler. Hiç çağrı kaçırmıyorlar. En önemlisi bu yani müşteri memnuniyeti tarafında. O da çok önemli bir şeydir aslında. Çok müşteriye önemli. Değil mi? Anında cevap verebilmek ki son aynen. dönemde hani mecralar üzerinden de çok etkileşim oluyor. İşte Twitter üzerinden, sosyal medya üzerinden kesinlikle. Ve markalar en çok buna kıymet veriyor. Çünkü müşteriye yani devir, teknoloji evet. devri, hızlı olmak çok önemli. Aynen. Anında cevap isteyen müşteri kitlesi var, sabırsızlık var. Dolayısıyla hakikaten çok önemli bir nokta. Aynen. Bence de işte önem verilmesi gereken bir durum. Aynen. Burada aynı şekilde çok da siber güvenliği de yüksekte tuttuğumuzu söyleyebilirim. Kullanıcıların da uygulamada sadece çağrılarına erişip onları kaydediyoruz. Hiçbir dokümanına, hiçbir özel verisine, fotoğraflarına erişim mümkün değil. Yani şirketlerdeki çalışanlar buna kolayca adapte olup hızlı sayılarını artırabiliyorlar. Bu da iş hacimlerinin de hızlıca büyümesine sebep oluyor. Peki müşterilerinizden hiç böyle geri dönüşüm oluyor mu? Yani çok fazla vardır evet. ama birkaç örnekle özetlesek mesela hani neler var, ne gibi hikayeler paylaşıyorlar evet. sizlerle? Yani çok güzel hikayeler var. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Bunu aslında biz bu çözümü küçük, büyük, orta ölçekli tüm müşterilerimize sunuyoruz. Birkaç müşteri örneği vermek gerekirse biz bu çözümü Doğuş Otomotiv'de yaptık. Doğuş Otomotiv'in bayilerine bu sistemi kurduk. Ve CRM sistemleriyle de entegre ettik bu çözümümüzü. Burada ses kayıtlarını kayıtlarını tutup aslında raporlayabilecekleri bir sisteme ihtiyaçları vardı. CRM sistemine entegre olduktan sonra KVKK onaylarını alıp
IVR aramalarıyla hızlıca aslında bu kayıtları tutmaya başladık. Ve de operasyonel yükten kurtuldular. Çağrı merkezi çalışanlarının zamanından tasarruf sağladılar. Ve iş yapış şekillerini de çok kolaylaştırdı Doğuş Otomotiv. CRM sistemine entegre olduğumuz için arayan müşterilerin bilgileri çağrı merkezinin önüne düştü. Yani ne demek bu? Mevcut müşteri mi, yeni müşteri mi, hangi aracı almış? Bunların hepsini aslında çok önemli, görebiliyorlar. Değil mi? Evet. Müşteriyi tanımak, evet, ve hatırlamak ve ona o şekilde hitap etmek belki de, ya da zevkini bilerek ona uygun bir cevap verebilmek. Aynen öyle, aynen öyle. Bunu sağladık. Aynı şekilde otomatik randevu hatırlatma özelliğiyle de hataları minimize ettik ve de otomatik anket özelliğiyle de müşterilerden geri dönüşleri toplamış olduk. Yani ciddi anlamda müşteri memnuniyetini arttırdı burada Doğuş Otomotiv. Bir diğer örnekte finans sektöründen vereyim. Denizbank'la bir proje yaptık. Pandeminin başında aslında çalışanların sağlığını arttırmaya yönelik bir proje. Burada yaptığımız Bulut Santral projesiyle 3500 çalışanına 3 gün içerisinde, abartmıyorum, 3 gün içerisinde evlerine taşıdık ve evlerinden çalışır hale geldiler. Çağrıları karşıladılar, müşterilerini aradılar ve çağrıları kayıt ettik, işte geriye dönük raporladık, yönlendirmeler yaptık. Hatta tekrarlanan çağrıları tekrar geri müşteri temsilcisine, yani görüştüğü müşteri temsilcisine atadık ki bu benim de aslında çok muzdarip olduğum bir şey banka çağrılarında. Doğru. Ciddi bir müşteri memnuniyeti yine sağlamış olduk. Tabii ki burada kayıt edilen çağrılar geriye dönük dinlendiği için de yine iş yapış şekillerini ciddi anlamda iyileştirdiler ve çalışanların da sağlığını aynı anda korumuş oldular. Pandemi de öyle bir hızlı, evet, oldu ki bu dönüşüm tabii. Sizin gibi kurumlarla birlikte de kolaylaştı, evet, aslında. Yani böyle bir dönüşüm normalde pandemi olmasa, değil mi, yani araştır et, bu işte teknolojik altyapıyı sağla, kuruma bunu anlat, evet, vesaire derken çok belki zor, aylar sürecekken 3 gün içinde müthiş bir dönüşüm. Evet, yani müthiş bir dönüşüm. Tabii teknolojinin de halihazırda bu sistemlerin de sizin geliştirmiş olduğunuz, aynen, şekilde. Aynen, biz de hızlıca adapte olduk bu duruma. Bir diğer örnekte 8000'i aşkın çekici, kurtarıcı, yol yardım, işte ambulans hizmetleri sunan asistans şirketi Turasist'e verebilirim. Turasist'e de yine müşteri memnuniyeti hedefli bir proje yaptık. Burada 400'e varan kullanıcısı var Turasist'in. İşte araçları arızalanan kişiler yine aradıklarında çağrı merkezinin önüne bu kişilerin bilgileri düştü. Bu da gerçekten çok güzel bir çalışma oldu. Yine 3 gün içinde kurduk bu arada. Bunu da altını çizmeden edemeyeceğim. Gerçekten. Kesinlikle. Çok kısa bir sürede kurduk. Çok da memnun kaldılar. En çok memnun kaldıkları özellik de yine başta söylediğim raporlama özelliğiydi. Çünkü anlık müşterilerin, evet, verilerine ulaşarak hızlı aksiyon alabildiler. İki örnekte yine vereyim. BMW yetkili servisi Trendota'da yine çok başarılı bir çalışma yaptık. Ve de ilk yerli mücevherat markası Storks'ta yine bu çözümü kurduk. Burada da departmanların içindeki iletişimi artırmak ve zamandan tasarruf sağlamak için bu çözümü kurduk. Onlar da yine aynı şekilde bu çözümden çok memnun kaldılar. Yani büyük, evet, küçük demeden KOBİ'lerde, bütün şirketlerde bu çözümü çok fazla satıyoruz. Bir de tabii sektör ayrımı da yok. Yani bahsettiğiniz, evet, sektörler otomotiv var, finans var, evet, mücevher var. Yok yok, yani içerisinde, aynen, aynen, pek çok sektör. Yani her sektör yararlanabiliyor. Evet. Ve hani bunu şey diye de algılanmasın, dediğiniz gibi yani ben de böyle tekrarlamış oluyorum ama hani büyük firmalar için, evet, değil aslında küçük ve orta ölçekli, ki başta da belirttiğiniz gibi yani Türkiye için en önemli de KOBİ'ler yani, evet, zaten ekonominin de %90'ı ifade ediliyor yani, evet, şirket olarak baktığımızda çoğunluğu o ve çok da fayda sağlıyor. Peki bu anlamda önümüzdeki dönemde neler göreceğiz? Yani yeni, hı-hı, yatırımlar var mı? Evet. Yeni geliştirilecek teknolojiler, biraz sizden böyle dinleyelim. Yol haritanız ne bu anlamda? Neler yapılacak, evet, başka? Öncelikle hizmet verdiğimiz tüm firmaları Türkiye'deki veri merkezimizde ve bulut altyapımızda tuttuğumuzu başta söylemiştim. Dolayısıyla esnek, güvenli ve verimli bir altyapı kurma hedefiyle tabii ki bulut yatırımlarını önceliklendirerek yine devam ediyor olacağız. Ve de Vodafone Business olarak biz Türkiye'de 3 veri merkezinde hizmet sunuyoruz. İstanbul Avrupa yakası, Anadolu yakası ve İzmir'de.
Ama buradan da duyurmuş olayım. Şimdi Ankara'da da yeni bir yatırımımız var ve Ankara Veri Merkezimizde bu yıl sonunda açıyoruz. Hı hı. Burada mevcut veri merkezlerimizi kapasite artışı yaparak büyümeye devam edeceğiz. Biraz globalden de bahsetmek gerekirse biz 28 ülkede 800 bin metrekare veri merkezi alanıyla hizmet veriyoruz. Aynı şekilde yine yapacağımız yeni yatırımlarda tüm veri merkezlerimizi faz faz büyütmek şeklinde olacak demiştim. Ama bir taraftan da biz bulut teknolojileri içerisindeki teknolojilerimize de yine yatırım yapmayı planlıyoruz. Bunlardan en önemlilerinden biri de konteyner teknolojisi. Konteynerde gemilerin arkasındaki konteynerler gibi düşünün. Müşterilerimizin verilerini sınıflandırıyoruz, ayrıştırıyoruz ve böylece daha çevik ve hızlı çalışmalarını sağlıyoruz. Bu yatırımlarımız da yine devam edecek. Bunun da adı konteyner teknolojileri olacak. Evet. Süper. Bir de aynı şekilde yine güvenlik tabii ki çok önemli. Biz de müşterilerimizin bulut altyapılarını taşırken çok güvenli bir hizmet sunuyoruz. Güvenlik yatırımlarımız yine devam edecek. Hem yazılım hem de personel yatırımlarına devam ediyor olacağız yeni dönemde de. Peki biz de takip edeceğiz önümüzdeki dönemi. Heyecanla bekliyoruz yeni teknolojileri ve tabii iş yapı şekillerinin değişmesi. Evet. Yani o anlamda bizim de yakından takip ettiğimiz işte şirketlerle görüştüğümüzde en önemli unsurlar. Dileriz hani burada yatırımlar çok fazla artar, şirketler buna bütçe ayırabilir. Evet. Çünkü artık eskisi kadar da maliyetli işler değil ama tabii nerede doğru dokunuş yapılacak, hangi alanda bunları da biraz anlamak adına. Çünkü şirketler zaman zaman hani yanlış yönlendirilip yanlış yatırımlarda yapabiliyor. O yüzden işte kurumsal hani işi bilen daha hani bu işi kurumsal yapan firmalarla çalışmak da bu anlamda da önemli. Hı hı. Başka eklemek istedikleriniz olur mu? Vallahi ben gene sözü bulut santralle bitirmek istiyorum. Bulut santral çözümümüz bence bu yeni dönemde de gerçekten çok ön planda olacak. Çünkü hibrit çalışmadan bahsettik. Kesinlikle. Bu artarak devam edecek. Çalışanların da istedikleri yerden bağlandıkları, işte çağrılarının kayıt altına alındığı ve raporlandığı bir çözüm tabii ki giderek artarak devam edecek. Bu sebeple de müşterilerimizin Red Bulut platformumuz altındaki tüm çözümleri ama Bulut Santral çözümlerinizde incelemelerini bekliyorum. Sorular olursa bize her zaman danışabilirler. Vodafone'a her zaman ulaşabilirler. Evet. Bu anlamda da hızlı geri dönüş ve bir yandan da işte demolarla değil mi? Evet. Demolarda uygulanıyor. Demoların da altını tekrar çizelim. Evet, merak ettik. Çünkü hani bunu şöyle anlatınca bu teknolojiyi hani bir uygulamasını görmeden belki çok bir çağrışım da yaratmayabilir. Ya da hani ben bu parayı ödeyeceğim ama karşılığında ne alacağım diye bir hani etki analizi anlamında da faydalı olabilir. Aynen. Demolar olduğunda tekrar altını çizmiş olalım. Aynen. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür geldiğiniz ederim için, Gözde Hanım. Aktarım için buradan da iletmiş olalım efendim. Vodafone'un yeni bulut teknolojilerine ilişkin sohbet ettik. Bugün işin özü dijitalleşmede Cansu Cebi konuğumuzdu. Vodafone Türkiye Kurumsal Satış Direktörü diyelim ve noktalayalım. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.